Ben hiçbir programda küfür bak, etmedim. Bak kırmızı ışık yanıyor biliyorsun değil mi? Ben dünyanın en güzel karısıyım. Hocam ben hiçbir programda küfür etmedim. Bunu da ispatlayamazsın. Benim az önceki cümlelerimi, konumu resmen çalmış ya. Ne? Hayır. Bu sefer sen başla. Programı For sen Life aç. TV'ye hoş geldiniz. Ben Aslı. Hoş bulduk. Ya hayır, tekrar ediyorum. Hazır mıyım? Hazırım. Ben Hamdi hazırım. Bey'in teklifi neymiş bakalım. Arkadaşlar hazır mıyız? Arkadaşlar değil, önce bana soracaksın. Burada başrol benim. Önce bana diyeceksin ki, abi hazır mısın? Sen hazırsan herkes tamam diyecek. Ya. Bu her şeyde öyle yani, eşitsizlik her yerde, her şeyde var. Aslı çık. Ha, ben öyle bilerek poz verdim zaten. Ya ciddiye giremiyorum bir türlü şeye, moda giremiyorum. For Life TV'ye hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Kartal. Bugün sizlerle günümüz sorunlarından biri olan eşitsizlikler üzerine konuşmak istiyoruz. Kartal, sence eşitsizlik ne demek, senin için ne ifade ediyor? Eşitsizlik bence birine tanınan ya da bir şeye tanınan hakkın diğerine tanınmaması. Bu eşitsizlik oluyor. Günümüzde kadınla erkek arasında eşitsizlik daha fazla var. Baktığın zaman artık kadın erkek arasında, ya bu iş hayatında da var. Erkekle erkek arasında da. Kim daha çok patron yalakasıysa o daha üstte, gerçekten çalışan daha altta kalabiliyor. Evet, özellikle iş hayatında aslında çok unvanın da bir önemi kalmadı. Yani gerçekten patron yalakasıysan 10-0 önde oluyorsun. Tabii canım, yani patron ne derse oysa, onu bütün iş yerindeki bütün her şeyi yetiştiren birisiysen, anlatansan hem daha fazla para alırsın, daha fazla izin yaparsın, kovulma ihtimalin daha azdır. Evet, işini gördüğün sürece tabii. Evet. Ve bunun içerisinde herkes birbiriyle bu tarz bir şeyde hani kapışıyorlar birbirleriyle. Evet. Patron kim daha çok yalaka diye. Dal kavuk eskilerinde işi diye ben çok kullanıyorum. Mesela bu iş yerindeki en büyük eşitsizlik bu. Ya da şundan kaynaklı da olabiliyor. İşte akrabanı alıp yanında çalıştırıyorsun. Ondan daha iyi fikirleri olan, daha iyi ne bileyim izlenime sahip, düşünceye sahip, daha güzel projeler üretebilen insanlar daha altta kalıyor. Çünkü o akrabası. Evet. Biliyorsun zaten bizim ülkemizde bu her yerde geçerli. Yani evet, her kurumda yakının... Özel sektör, kamu sektörü, beyaz yaka, mavi yaka fark etmeden. Hiç fark etmiyor. Aynı şekilde orada da hani akraba torpili ve gerçekten çalışan, gerçekten emek üreten, emek veren insanlar eşitsiz bir şekilde, haksız bir şekilde daha aşağıda kalabiliyorlar. Evet. Bence bu aile ilişkilerine de çok var. Mesela hani kardeş ayrımı çok yaşanabiliyor. Bu ciddi anlamda kan davasına kadar gidiyor. Evet. Cinayete kadar giden aile içerisinde var. De genelde şöyle hani çekirdek aile içerisinde anne baba sözünden en çok çıkmayan evlat en hayırlı, en iyi, en mükemmel evlattır. Aynen. Kendi hayatını raya sokma, kendi isteklerini, kendi yolunu bulmaya çalışan bir evlat daha kötü bir evlattır. Çünkü İş anne babasının gibi. Kafa yapısıyla hareket etmeyip kendi yolunu çizmeye çalıştığı için asi olarak nitelendiriliyor evet, hatta yani genelde. Mesela ben, bana baktığın zaman ben kendimi bildim bileli ailenin asisiyimdir. Beni devlet kurumuna sokmaya çalışmışlardır ya da özel sektörde çok güzel yerlere koymaya çalışmışlardır. Ha, belki o zamanlar girseydim şu an çok farklı bir hayatım da olabilirdi. Tabii ki. Gerçekten çok güzel teklifler aldım. Çok güzel teklifler geldi. Ailem, aile büyüklerim çok iyi yerlere beni gönderdiler. Ama ben her zaman benim kafamdaki şuydu. Ben kendi işimi yapacağım. Kendi yapmak istediğim işi yapacağım. Kendi işimin başında olacağım. Belki bir asgari ücretliyle aynı parayı kazanacağım ama ben yapıyorum, benim işim diyebilmeliyim. Ben hep bu kafadaydım. Sevdiğin ve işi o yüzden, yapıyorsun çünkü. Onun için de işte hep ailenin böyle birazcık şeyiydim. Asisiydim. Hani laf dinlemezdim. Bütün sülale sağa giderdi. Ben sola kaçardım falan. Öyle olunca ailenin asisi. Yani ve böyle bir durumda da şu da oluyor. Ne yaparsan yap. Gerçekten onların istediğini yapmadığın için sen başarılı farklı bir şey bile yapmış olsan onlar için o başarının bir önemi yok. Hiçbir zaman yetemiyorsun çünkü. Onu görmezden gelirler. Evet. Ve üstüne üstelik çok mükemmel bir şey yapmış olabilirsin. Çok harika bir iş yapmış olabilirsin. Ama ufacık bir tökezlemende hemen direkt başına kakılır. Aa bak biz sana demiştik şunu yap diye. Yapmadın. Bak başına ne geldi. Gerçek. Biz sana dedik ya da ben sana söylemiştim.
Yani söyledin de ben bunu denemedim ama mesela. Deneyimlemek istedim. Yaptım yani. Hani bunun için bir eşitsizlik yaşanıyorsa yaşansın yani. Sonuçta ben istediğim aynen hayatı yaşayacağım. Ben de evin tek çocuğuydum zaten. Gerçi pek bir eşitsizlik de yaşıyordum. Öyle söyleyeyim. Şu an farklı bir eşitsizlik yaşıyorum yani. Bizimkiler daha torun sevdalısı. Evet, artık işin rayı biraz daha değişti rengi. Aynen, değil mi? Bayağı. Çok eşitsizlik yaşıyorum şu an. Ya bende çok öyle olmadı. Mesela kendimden örnek verebilirim bu konuda. Benim bir abim var benden 8 yaş büyük. Ya aramızda hep bir kuşak farkı vardı belli bir yaşa kadar. Yani ben üniversiteye geçene kadar en azından. Şimdi o bir yere gidiyor, benim yaşım tutmuyor. Hep diyorum ki ya işte abim buraya gidiyor, şuraya geziyor, buraya geziyor. Ben gidemiyorum. İşte onun arkadaşları kendine özel. Çok özeniyorum. Yanlarında olmak istiyorum ama alamıyor beni yanına. Hep diyorum, sonra anneme diyorum ki sen abimi daha çok seviyorsun. Alakası yok aslında ama çocuksun işte, onun da bir saçmalama evresi var yani. Benim de çocukken öyle bir şeyim vardı. Şimdi ablamlar falan hepsi benden bayağı büyüktü. Hı-hı. Ablamlar dedim, hani kuzenlerimden falan, hı-hı, bahsediyorum. Hiç unutmam böyle işte 90'lar zamanı. Onlar böyle kulüplere, diskolara gidiyorlardı. Önce beni gezdiriyorlardı mesela. Arabayla hep birlikte geziyorduk. Beni götürüyorlardı. Luna Park'tır, orasıdır, burasıdır falan. Sonra kendi aralarında konuşuyorlar çaktırmadan. Güya bana çaktırmayacaklar. İşte bırakalım, ondan sonra da işte kulübe gideriz falan. Duyuyorum ya, ben de geleceğim kulübe, ben de geleceğim kulübe. Kaçı kurarsın. Bana diyorlar ki hani senin yaşın yetmiyor, büyüdüğün zaman gidersin falan. Beni eve bırakıyorlar, aşağılıklar, şerefsizler, köpekler, beni götürmediler, beni eve bıraktılar. Lan bütün gün seni gezdirdiler. İşte gönlün olsun diye önce seni çıkarıyorlar. Bak bu da bir eşitsizlik yani, evet. O kadar benim için şey yapıyorlar. Ben yine onları orada kastırıyorum. Ama hayatın kendisi zaten yeterince eşitsiz değil mi? Yani mesela öyle. Bir zengin bir insan son model arabasıyla yolda gidiyor. Fakir yanından, olamıyor. Bir de yanından mesela çöpçü bir aile geçiyor mesela. O bence en güzel örnek yani. Bunun çok güzel örnekleri var. Yani Batı Ataşehir ve Örnek Mahallesi. Yan gibi. Yanalar. Evet. Yani iki uçurumun bir vadi gibi düşün. O aradan bir yol geçiyor. Yani soluna baktığın zaman gecekondu evler, derme çatma evler filan. Sağ tarafa bakıyorsun, rezidanslar. Hani evet, almış başını, nereye gidiyor lan bunlar filan diyorsun. Biri Anya, biri Konya. Burada aslında da yani eşitsizlik genel bütün dünyanın her yerinde var. İnsanlara karşı hani. Sadece insanlara da değil tabii, hayvanlara da karşı. Mesela şimdi benim evimde bir kedim var. Ama dışarıdaki sokak kedilerini de beslemeye çalışıyorum tabii ki. Ama sonuçta günün sonunda o yine yalnız başına sokakta yaşam mücadelesi verirken benim evladım istediği yerde uyuyabiliyor mesela. Osura evde. Osura uyuyor. Yapa yapa değil mi? Aynen öyle. At sokağa ya, bırak eşitlensinler. Ay, kıyamam, hiç kıyamam. He? Ama bana kalsa ben bütün hayvanları toplarım zaten yani. Ben hayvan asla ayırt etmem. Ya ben elimden geldiğince o eşitsizliği en minimuma getirmeye çalışan bir insanım ama tabii ki bizim gibi olan çok fazla insan yok maalesef. Ya şimdi bu devirde de senin gibi düşünen belki bir sürü insan vardır ama şu an insanlar kendilerine zor bakarlarken bir hayvan büyük büyük. Evet maalesef. Eskiden böyle değildi tabii ki. Müstakil evlerde herkesin horozları, tavukları, köpekleri, kedileri, her şeyleri vardı. Bahçeleri rahat, vardı çünkü. Rahat rahat da bakabiliyorlardı. Durumları da el veriyordu. Bakabiliyordun ama şu an bunu yapmak imkansız. Yani tam hadi bir öğününü kıstın, hayvana bir yemek verdin. Ne olacak sonra? Onun sonu geri yok ki zaten. Geri kalan öğünler aynen. Kediden örnek vereyim. Hani bunun aşısı var, kumu var, tırnağı var, otu var, boku var. Bir sürü şey var. Evet maalesef. Öyle ve öyle. Şu zamanda, köpek de daha da, hatta köpek daha masraflı öyle söyleyeyim. Ve şu zamanda hani ya köpeğin yine farkı var. Basit örnek şey olsun diye söylüyorum. Hani kedinin kumu var, köpeği dışarıya çıkar. Hani evet, yap oğlum de. Ama kuduz aşısı var mesela. Dışarı çıktığı için. Aynen. Yani ben yani aslında bütün hayvanlara yapılması lazım ama hani çok sık dışarı çıkanlara daha çok öneriyorlar kuduz aşısını mesela. Biz karmaşa var var ya, bu ülkede hani kuduz aşısı olmayıp sokakta gezen çok hayvan var. Aşı olmaları gerekiyor yani. Evet, evet çok özellikle doğru. Son katılıyorum dönemde bu konuda. Evet. Zaten yarası olan gocunuyor bunu. Mesajı aynen verdik biz artık, alan alsın yani. Aynen. Eşitsizliklere baktın mı? Kadın erkek arasındaki eşitsizliğe geldi mi? Ben o konuda birazcık karışık düşünüyorum. Yani evet, kadınla erkek arasında güç olarak eşitsizlik var. Ama kadınlar genelde her konuda erkeklerle eşit olduklarını düşünüyorlar, eşit olduklarını savunuyorlar ki biz bunu birinci programda da diğer Aslı ve diğer arkadaşla filan da hani konuşmuştuk, evet, evet, sohbetini etmiştik. Eşitsizlik dediğim gibi her yerde var. Kadınla erkek arasında da var.
Ama kadınlar nedense bunu çok kabullenemiyorlar, kabul etmiyorlar. Mesela tam burada olarak çatışmalara... neyi kabul etmiyoruz? Merak ediyorum yani. Tam olarak hangi noktada kabul etmiyoruz onu? Hangi noktalarda? Yani erkeklerin daha güçlü, her şey, çoğu şeyde daha başarılı oldukları ile ilgili mesela. Ama başarı göreceli bir şey. Güç şöyle. Şimdi erkekler kas oranı olarak kadınlara göre daha fazlalar. Bu zaten biyolojik olarak kanıtlanmış bir şey. Ama ya mesela tabii ki istisnalar var ama kaideyi bozan bir şey yok. Yani erkekler çok daha güçlü oldukları için büyük nesneleri kaldırabiliyorlar mesela. Ya da bir insanı daha rahat tutabiliyorlar. Ağır bir insandan bahsediyorum. Ama kadın için o biraz daha zor olabiliyor. Ama dediğim gibi istisnalar var. Genel konuşuyorum sadece. Mesela normalde el lezzetlerine geldin mi? Mesela hani evde yemeği kim yapar? Kadın yapar. Genellikle. Değil mi? Ha. Ama baktığın zaman genellemeye dünyanın en iyi aşçılarının hepsi erkektir. Ama ben işte onu söylüyorum. En iyi şimdi genel bir kavram ve göreceli bir kavram bence. Yani değişen bir şey mesela. Ama kadın aşçılar da var yani. Yok mu? Var. Ama dünyanın en ünlü aşçıları hep erkekler. Yani ben bu öyle düşünmüyorum. Gerçek, böyle. Değişken bir şey bence. Yani değişkenlikle tabii ki iyilerdir. Yok ki. İsimleri yazıyor. Yani aç interneti gir. Orada dünyanın en iyi aşçıları yazdığın zaman 55 tane erkek varsa 2 tane kadın var. Yanlış mı düşünüyorum? Ama yani sonuçta genellikle böyle ev yemeklerinde annem ne güzel yemek yapıyor. Bir pilav yapıyor. Kimse yapamaz o pilavı mesela ama, diyorsun. Anneler. Evet. Benim anneannem aşçıydı mesela. Ama ben mesela şu an annemin yaptığı pilavın aynısını hatta daha iyisini bile yapabiliyorum. Ama bence bunun cinsiyetle de ilgisi yok ki. El lezzetiyle alakası var. O da göreceli bir şey diyorum ya, cinsiyetle çok bir alakası yok. Vardır muhakkak en iyi aşçılar, kadın, erkek. Ya ben orada çok cinsiyete takılmıyorum. Hani ben orada el lezzetine bakıyorum. Tamamen de baktığım şey o yani. Diyorsun. Orada ben öyle çok bir eşitsizlik olduğunu düşünmüyorum. Yani kadın da erkek de gayet güzel yemek yapabilir bence. Yok, eşitlik her kadın olduğunu... güzel yemek yapamıyor. Her erkek yapamıyor. Çoğu i̇şte erkek bak, yemek yapamıyor. Ha. Zaten yemek yapamıyor. Genellikle hiçbir ev işine el sürdüklerini de görmüyoruz yani. Ben genellikle çok güzel ev işi yaparım. Camlar, mesela yerlerim. İstisnalar tabii ki kaideyi bozmasa da var. Eşitsizlik nerede başlıyor? Mesela bazen ilişkilerde şuradan başlayabiliyor. Erkek dışarıya çıkıyor. Kadın dışarıya çıkmak istediği zaman erkek diyor ki senin ne işin var dışarıda? Ya da farklısı da olabiliyor. Yani kadın arkadaşlarıyla buluşup gezebiliyor ama erkeği çıkmasına izin vermeyebiliyor. Hani ben biliyorum senin nereye gideceğini deyip ha gitmek istiyorsan git hadi deyip kapı anladın? Orada. Hı. Ama kıskançlık boyutu girince zaten işin rengi değişiyor aslında. Zaten, özgüven problemi aslında bu çok ciddi bir özgüven problemi. Aynen bu büyük bir eşitsizlik mesela. Evet büyük bir eşitsizlik. Onun dışında ben şeye de kızıyorum hani tam erkeklerin bazıları yapıyor ama genel yapmıyor. Hani bir çocuk olduğu zaman kadının baktığı kadar erkeğin de bakması lazım. Burada da bir eşitsizlik var. Tabii ki. Çünkü o kadının da dinlenmesi lazım, istirahat etmesi lazım ne bileyim. Biraz kafasını toplaması lazım, sosyalleşmesi lazım, lazım da lazım. Burada da erkeklere görevler düşüyor ama burada da eşitsizlik var. Hani kadının başına her şeyi yıkmak gibi. Çok nadir de olsa karısını çalıştırıp evde kompresörlerini büyüten erkekler de var oturdukları yerde. Evet. Bu da büyük bir eşitsizlik. O kadın baktığın aslında hem zaman, anne hem bir çalışan hem ev hanımı. Aslında bir anda çok farklı bir sürü role evet, bürünebiliyor. O da erkeğim deyip orada oturabiliyor işte. Eskiler kim, bunu çok yapıyormuş ama. Özellikle eski, yani benim mesela babaannemin döneminden bahsedeyim. Onların döneminde mesela erkek oturur, kadın çalışır. Mesela ben babaannemde kalmaya gittiğimde sen niye oturuyorsun derdi. Abim de oturuyor ama derdim. O erkek derdi. Ya yani böyle olaylar da yaşanıyor. Ama o genelde şey için söylüyorlar. Hani ev içerisindeki hani işte kalk evi süpür, evi temizle, onu yap, bunu yap falan filan gibisinden bulaşık söylüyorlar. Bulaşık yıkıyor falan. Klasik aynen o tarz şeyler için. Dinleler. Yani eskiden gelinlik varmış biliyorsun. Yerinde durmayan robot, canlı mutfak robotu. Her şeyi yapabiliyor. Yani, o tarz şeyler evet. Vardı varmış eskiden. Benim zamanımda denk gelmedim de. Yani anlatırlar. Aslında eşitsizlik çok genel bir kavram yani. Hani bu aslında bir programla da bitecek bir konu değil. Belki sonra ikincisini bile çekmemiz gerekebilir. O kadar derin bir konu. Tabii değinmek de güzel. Bir farkındalık yaratabiliyorsak güzel bir şey tabii. Evet. Değindiğimiz konu. Yani ülkeler arasında bile eşitsizlik var. Bir ülkeye geçtiği torpili farklı bir ülke başka bir ülkeye geçmiyor. Örnek veriyorum. Almanya'nın Fransa'ya verdiği toleransı Almanya Türkiye'ye vermiyor mesela. Evet. Devletler arasında da eşitsizlik var. Eşitsizlik tabii, her yerde. Her yerde.
Dünya yani, global bir problem baksana zaten. Baksana uzaya da baktığın zaman Güneş'in dünyaya verdiği sıcaklığı Mars'a vermiyor mesela. Evet mesela. Bu da bir eşitsizlik. Evet. Yazık günah, niye ona vermiyorum? Belki onda da bir canlı türü olacak, yaşayacak. Evet. Suçu keşke ne? Olsa çok da güzel olurdu. Kaçıncı bilmem kaçıncı gezegen diye onun günahı ne? Evet, Plüton'u da çok dışladılar. Evet. Onda da bir eşitsizlik vardı. Güneş'i kınıyorum ben. Güneş'i kınıyoruz. Yarın çıkıp hashtag Güneş'i kınıyoruz. Yarın çıkıp kendimi zincirlere vurup protesto edeceğim Güneş'i. Eşitsizlik. Evet, yani dediğim gibi tek bir programda bitiremeyiz bu konuyu ama ya genel olarak anlamda... eşitsizliğe baktığın zaman eşitsizlik her yerde var. Yani gezegenlerden tut, örnek veriyorum, sallıyorum hani en ufak bir taş birikintisine, bir böceklerin yapısında bile hepsinde var. Bence eşitsizlik. Bazı şeyler doğanın dengesi olması gereken o evet, olduğu için. Ona biz bir şey yapamıyoruz. Aynen. Ona hiçbir şey söyleyemiyoruz, edemiyoruz. Ama kendi aramızdaki eşitsizlikleri dürüst, doğru ve açık bir iletişimle bence yürütebileceğimizi düşünüyorum. Korkmadan. Konuşmamız lazım. İnsanız çünkü korkmadan. Bizim diğer canlılardan farkımız bu. Evet, bazı insanlar çünkü kendilerini ezdiriyorlar da. Yani evet. Kendisine bir eşitsizlik uygulandığının farkında ama işten kovulurum, şu olur, bu mobbing olur. Mobbing yiyor mesela. Yeni kavramlardan da bahsetmiş evet. Olalım. Yapmayın abi ya. Eşitsizlik olduğunu düşünüyorsan, haksızlığa uğradığını düşünüyorsan baş kaldır. Hakkınızı savunun. Hakkını savun. Bu ne bu kadar basit. Olsun. Aile içinden tutun da iş ilişkilerinize kadar. Hepsi için geçerli. Yani eşitsizliklerin önüne geçebilmemiz için yapabileceğimiz tek şey bu. Doğa dengesine karışamayız ama tabii ki. Ona yapacak bir şey yok. Kesinlikle öyle. Evet. Onun için ezilmemek için ezin falan diyor. Hayır. Dediğimizi yapayım. Ezmeyin de üstüne basmadan geç. Yani evet, bu haftalık aslında böyle toparlayabiliriz şimdilik. Ama evet. Eğer yorumlara yazın, ikincisini çekmemizi isterseniz çekeriz. Üzerine tekrar daha genel bir konu, daha spesifik konuşuruz hatta. Bir önceki programda da ben zengin kadınlar yazsın demiştim, kimse yazmadı. Çok ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz, ben yazın lütfen. Bekliyorum yani, hala bekliyorum. Beni kimse dışarıya çıkartmadı. Ben öylece evde oturuyorum. Hoş değil. Bekliyorum. Yorumlarda lütfen zengin kadınlar yorum yapsın. Evet, bana yazın. O zaman şimdilik programımızın sonuna geldik. Haftaya şimdilik, görüşmek evet. Dileğiyle diyelim. 9. bölümü çektik. 10. bölüm inşallah böyle mükemmel güzel bir video çekelim. Evet. 10. bölümü 10. özel. 10. bölüme özel farklı bir konsepte geliriz belki. Neden olmasın? Aynen. Kendinize çok iyi kendinize bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada Aslış'ın da doğum günü. Yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi seneler diliyoruz. Hep birlikte diliyoruz For Life olarak. De. İnşallah aynen. Nice senelerimiz olur hep beraber. Ekranlarınız aydınlık olsun efendim. Kendinize görüşmek iyi üzere. Bakın. Bay bay. Bay bay.